Bugün 23 Temmuz 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarküle sınır kapısının resmi açılış törenine katılmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan Bolat, bakanlık olarak Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde ticaret politikalarını belirlediklerini, küresel gelişmeleri takip ettiklerini, iç ticareti düzenlemek ve ihracatı arttırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarküle sınır kapısı modernizasyon çalışması tamamlandı. Yenileme çalışmaları ile birlikte 3 peron olan geçişler 6 perona çıkarıldı. Yapımı tamamlanan sınır kapısının resmi açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarküle sınır kapısının resmi açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatın 2022 yılında 254 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın 2023 yılında daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalıştıklarını söyledi. Açılış törenine katılan Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Statis Konstantinidis ise Türkiye'nin Yunanistan'a sağladığı desteği ve dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti. Daha önce 3420 metrekare olan gümrük sahasının kullanım alanı 22.000 metrekareye kadar genişletildi. İçerisinde idari ve ticari bina, işletme müdürlüğü, gümrük müdürlüğü üniteleri, ayrıca giriş ve çıkışta da satış mağazaları bulunan yeni Pazarküle sınır kapısı, X-ray ofisi ve köpek eğitim merkezi, vekim müdürlüğünün bulunduğu bina, 3 adet köpek bakımı eğitim binası ve proje ilave olarak ısı merkezi ve trafo binasından oluşmuş 1 adet hangar binası yapıldı. Pazarküle sınır kapısı kente yakın olması nedeniyle lojistik ve yolcu taşımacılığı açısından da büyük önem taşıyor. Modernizasyonu tamamlanan Pazarküle sınır kapısının açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık olarak Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ticaret politikalarını belirlediklerini, küresel gelişmeleri takip ettiklerini, iç ticareti düzenlemek ve ihracatı arttırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ekonomide çarkların dönmesi noktasında tedarik konusunun, lojistik konusunun ne kadar önemli bir kavram olduğunu, bir ihtiyaç olduğunu hep birlikte gördük. Bu anlamda bizim ticaretimiz toplamda 618 milyar dolara ulaştı geçen yıl itibariyle. Bu yıl 700 milyar doları aşacağız inşallah. Ve bu ticaretimizin yaklaşık %60'ı deniz yoluyla, %31'i karayoluyla, %8'i de hava yoluyla yapılıyor. Avrupa bizim en önemli dış ticaret partnerimiz. İhracatımızın %45'ini Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Burada da Yunanistan ile ve Bulgaristan ile iki komşumuzla olan geçişlerin önemi büyük. Ve Avrupa Birliği'ne ihracatımızın da %40'ı karayoluyla yapılıyor. İşte toplam 170 adet olan, şu anda %52'si faal olan gümrük kapılarımızdan 5 tanesi Avrupa sınırımızda Trakya'da bulunmakta. Bakanlığımız son 20 yıl içinde ki önceki hükümetlerimize ve bakanlarımıza da bu vesileyle şükranlarımızı sunuyorum. Yap işlet devret modeliyle Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde çok güzel bir model geliştirildi. Kamu özel sektör işbirliği modeli adı altında yap işlet devret modeliyle en önemli 13 gümrük kapımız modernleştirilmiş bulunmaktadır. Bu zincirin son halkası Pazarküle gümrük kapısı. Bu vesileyle inşallah çok daha rahat ve konforlu bir ortamda nakliyecilerimiz, tır şoförlerimiz ve yolcularımız, turistlerimiz giriş çıkış yapacaklar. Pazarküle ile ilgili birkaç rakam söylemek istiyorum. 2021 yılında Pazarküle'den giriş çıkış yapan araç sayısı 33 bin iken 2022'de bu rakam 158 bine yükselmiştir arkadaşlar. 4 katından fazla bir artış oldu. Bu yılda 6,5 ay içinde 103 bin araç giriş çıkış yapmış bulunmaktadır. Dolayısıyla ticari araç ve yolcu sayısında hızlı bir artış bulunmaktadır. Bu da
Türkiye ile Yunanistan arasındaki hem transit ticarette, hem ikili ticarette, hem turizm hareketlerinde İpsala'nın yanında Pazar Kule'nin de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu modernizasyon çalışmasında GTI çok başarılı bir yatırımla ve projeyle 3,5 dönüm bir proje sahasından ve 2 peronla hizmet vermekten 23 dönüm üzerinde 6 peronlu bir hizmet verir hale bu kapıyı getirmiştir. Her yönüyle pırıl pırıl yenilenmiştir. Ülkemizin misafirlerimiz açısından, vatandaşlarımız açısından modern, güler yüzlü yüzü olan bu sınır kapılarımız, gümrük idarelerimiz bizim için iftar vesilesidir. Bu vesileyle ifade etmek istiyorum ki Ticaret Bakanlığımızın en önemli omurgalarından biri olan gümrük idarelerimiz, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altında Bakan Yardımcımız Sezai Uçarmak Bey'in başkanlığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Amacımız etkin, hızlı, verimli çalışan tüccarlarımızın, ihracatçı ve ithalatçılarımızın işlerini maliyetlerini azaltır şekilde en hızlı bir şekilde yapabilen, bu arada da sınırlarımızın namusu olan bu gümrük idarelerimizin başarılı çalışmalarıyla da yanlış işler olduğunda da yakalamalar yapan, ticarete zarar veren, sağlığa zarar veren unsurları da başarıyla yakalayan gümrük teşkilatımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ve onlara desteğimizi ve onlara ümidimizi bu vesileyle tekrar etmek istiyorum. Açılış töreninde konuşan Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Konstantinidis, orman yangınları ile mücadele konusunda kendilerine destek veren Türkiye'ye teşekkür etti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in selamlarını getirdiğini söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın doğal afetler nedeniyle zor günler geçirdiğini ve bu zor günlerde Türkiye'den destek gördüklerini vurguladı. Zor günlerdeki dayanışmanın iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın da Türkiye'nin doğal afetler yaşadığında destek olduğunu aktardı. Kule sınır kapısındaki modernizasyonun kamu ve özel sektör çalışmasının güzel bir örneği olduğuna değinen Bakan Yardımcısı Konstantinidis, bu durumun sadece ticari ve ekonomik yaklaşmayı değil, aynı zamanda iki ülke halk ve hükümetleri arasında işbirliğine de örnek teşkil edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından sınır kapısının açılışı Bakan Bolat, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinidis, Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Murat Yörük, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Oda ve Borsa Temsilcileri, Belediye Başkanları tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Ardından sınır kapısında incelemelerde bulunan Bolat, ülkesine çıkış yapan Konstantinidis'i Yunanistan'ın Kastaniye sınır kapısına kadar uğurladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ilk oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulun önünde beklemeye başladı. Kamu personeli seçme sınavına girecek binlerce aday sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Saatlerin 10'u göstermesiyle okullar kapılarını kapatırken sınav saat 10.15'te başladı. Edirne'de memurların heyecanına ortak olan aileleri ve yakınları ise okulların önünde bekledi. Keşan'dan geliyoruz. Az puan aldı, istediği olmadı. Tekrar deniyor şansını bakalım, her sene geliyoruz. Kızımı getirdim. Mutluyum, inşallah olur, kazanır. Her sene giriyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 köyde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Edirne'de henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.30'da Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayılan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Ormanlık alana sıçrayan yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 lastikli dozer ve çevre belediyelerinin itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları da yapıldı. Jandarma ekipleri ormanlık alanda güvenlik önlemlerini sıklaştırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, egemenliğimizin nişanesi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Lozan Kahramanı Fahri Hemşehrimiz Edirne Milletvekili İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Türk Devleti'nin bağımsızlığını her şartta ve ilelebet koruyacağız dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını gururla kutladıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geleceği Mondros ve Sevr antlaşmalarıyla zincire vurulmuş bir millete özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir iradesine sahip bir önderin Samsun'da yaktığı meşale ışık olmuş, Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde azmi, inancı ve kararlılığıyla kazandığı bu zaferi Lozan Barış Antlaşması ile taçlanmıştır. Lozan Barış Antlaşması hem dünya diplomasi tarihinin sayfalarını altın harflerle yazılmış, hem özgürlükleri için mücadele eden diğer milletler için de ilham kaynağı olmuştur ifadelerine yer verdi. Ulusal sınırları içinde yeni Türk Devleti'nin doğuşunu müjdeleyen Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgeleri arasında yer aldığını belirten Gürkan, yayınladığı mesajında şunları söyledi. Sadece özgürlük ve tam bağımsızlık isteyen Türkiye, Lozan'da batılı ülkelerle eşit konumda masaya oturmuş, yeni Türk Devleti'nin varlığını dünyaya kabul ettirmiştir. Bu antlaşmayla yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası alanda diğer devletlerle eşit haklara sahip tam bağımsız bir devlet olduğu kesinlik kazanmıştır. Ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti varlığını, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını uluslararası düzeyde tartışmasız biçimde kabul ettirmiştir. Lozan Barış Antlaşması, Edirne içinde çok büyük bir öneme sahiptir. Edirne'nin turizmine büyük katkı sağlayan Karaağaç toprakları da Lozan Antlaşması ile kazanılmıştır. Lozan Antlaşması'nın Türkiye'sine Dışişleri Bakanı olarak başkanlık yapan İsmet İnönü, aynı zamanda dönemin Edirne milletvekilidir. Edirne Belediye Meclisimizin aldığı kararla 2019 yılında ülkemize ve Edirne'mize sunduğu katkılar ve kazandırdığı eşsiz zaferlerden dolayı kendisini Edirne'nin Fahri Hemşehrisi olarak ilan etmiş ve hemşehrilik beraatını ise torunu Ayşe Gülsün Bilgehan'a takdim etmişti. Kendisini bir kez daha minnetle yad ediyorum. Egemenliğimizin nişanesi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Lozan Kahramanı Fahri Hemşehrimiz, Edirne Milletvekili İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Türk Devleti'nin bağımsızlığını her şartta ve ilelebet koruyacağız. Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği eken çiftçiler, domuzların ürünlerine zarar vermemesi için domuz teli olarak adlandırdıkları sistemi kuruyor. Keşan'da ayçiçeği eken çiftçiler, emek harcadıkları ürünlerinin domuzlar tarafından heba edilmemesi için önlem alıyor. Domuz zararına karşı eskiden silah, teneke, davullarla ses çıkartarak domuzları korkutup kaçırmak için tarlalarda sabahlara kadar beklediklerini kaydeden çiftçiler, şimdi ise domuz teli olarak bilinen sistemi kullandıklarını ifade ettiler. Domuz zararına karşı eskiden ovalardaki en güçlü tarlamızı bir tarla veya iki tarla işte sabaha kadar işte silahlarla, tenekelerle, davullarla bekleyebiliyorduk ama şimdi bu domuz telleri çıkınca Allah razı olsun diyelim bu işi akıl edip çıkartanı. Gücümüz yettiğince bütün tarlalarımıza biraz da biz orman bölgesi olduğumuz için domuz daha işte hani bırak olduğu için suya inmek için ezan okunmadan daha derelerimize gelmeye su içmeye gelmeye direkt tarlalarımıza vuruyor. Vururken işte zarar veriyor ama bu teller %90 çözüm. Ot diyemeyecek, yeşil aksam diyemeyecek yani toprağı aşası yapmayacak. Bunları biz çektik mi 2-3 günde bir dolaşıyoruz. Koparması, kazığını yıkmasın diye ama %90 çözüm mü çözüm. Niye? Hani bu milli servet masraf büyük bize
getirisi olduğu gibi domuzun büyük götürüsü de oluyor bize. Büyük zararı oluyor. Bunu devletimiz tamam sigorta olarak karşılıyor ama desteklerinden faydalanamıyoruz. Ne bileyim verimini tam o denge getiremiyorlar. 260 kilo verirse devlet biz bazen 300 oluyor işte. Zarar çekiyoruz ama zararın neresinden dönersen yer olduğu için bu telleri çekip büyük fayda gördük ve görüyoruz yani. Yardım da ediyoruz. Şimdi adam bir tane makine kuruyor. 50 dekar yer bekliyor bir makine. Ben öbür tarafa kuruyorum. Ona ceren veriyorum. Buradan ben alıyorum falan. Bir yardımlaşma da oldu köylüler arasında. Güzel bir şey oldu yani. Allah razı olsun çıkaranlara. Bizi eski günlere götürmesinler. Ayçiçek tarlalarında domuzlardan önlem almak için elektrikli çit tel çekiyoruz. Bu epey bir koruma sağlıyor. Yani 1-2 günde bir bunu dolaşmak gerekiyor. Kopan yeri var mı? Akü bitmiş mi? Akü biterse yine telden de giriyorlar. Girdikleri zaman da epey bir zarar veriyorlar bize. O yönden daha önceleri tel yoktu. Gidip tarlada kendimiz bekliyorduk domuzlar girmesin diye. Şimdi tel olunca epey bir fayda sağlıyor bize. Bu yüzden tel çekiyoruz yani. Bu üretim zarar verdirmiyor bize. O yüzden geceleri gitmiyoruz, tarlaya gitmiyoruz. Köpeğimiz köpek olmuyor, şey yapmıyoruz. O yüzden tel çekiyoruz. Bunun da epey bir maliyeti oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Tabii bir yıl boyunca yemek veriyoruz. O geliyor bir gecede bizim yarı tarlamızı götürüyor girdikleri zaman. Kalabalık sürü oldu mu daha çok zarar veriyor. Ama bir iki tane oldu mu her gece geliyor 5-10 tane kırıp gidiyor. Bugün gerçekleştirilen KPSS ön lisans oturumunda adaylar ter döktü. Edirne'de kamu personeli seçme sınavına geç kalan adayı sınava motosikletli Yunus timleri ulaştırdı. Edirne'de KPSS sınavına geç kalan bir adayı Yunus timleri ulaştırdı. Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Kampüsü'nde gireceği KPSS'ye geç kalan adayın imdadına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yetişti. Motorize Yunus ekipleri öğrencileri sınav yerine yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Adayı sınav salonuna kadar götüren polis ekibi adayı bıraktıktan sonra tekrar görev yerine döndü. Gurbetçiler, kat ettikleri uzun yol sebebiyle bozulan veya hata veren araçların tamir ve bakımı için Edirne sanayisini tercih ediyor. Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Gurbetçiler kat ettikleri uzun yolda bozulan ya da hata veren araçlarının tamir ve bakımı için Edirne sanayisinin yolunu tutuyor. Arzumanla bir sıkıntı çıktı ya, yoldan gelirken yağ damlamış. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra yolumuz belli zaten, her yola doğru gideceğiz inşallah. Allah bizi verirsin. Almanya'dan, Frankfurt bölgesinden. Ustalarımız sağlam, inşallah çözeriz. Belçika'dan Almanya'ya geldim amcamla beraber. Arabanın şarjımanında bir sorun oluştu. Onu orada yaptırdık. Yola çıktık, geldik herhalde yağ kaçandan dolayı tekrar sorun oldu. Şimdi burada Edirne'de sanayide inşallah yaptırıp tekrar yolculuğumuza devam edeceğiz. Ağrı'ya kadar gideceğiz inşallah. İsmail Rahime'ye yolculuk yapıyordum. 32 saat araba kullandım. Yorgunluktan dolayı kaza yaptım Bulgaristan Şümen tarafında. Gördüğünüz gibi arabanın sol tekerini ve havaya sığıp patladığı için elim ezildi. Yani kemikte ezilme oluşmuş. Allah bundan burun beterinden saklasın. Her şey hallolur. Şu anda Edirne'deyim. Hepsi böyle. Bütün sıradaki gurbetteki arkadaşlarıma yavaş gelmelerini ve dinlene istirahat ede bölüm bölüm gelmelerini tavsiye ediyorum. Kendim Kan kentinden gidiyorum. Buraya ben Edirne'ye ailemle, çocuğumla sıvadaşçı olarak 4 haftalığına izne geldim. Tam çıkışta geri dönüşte arabanın motoru yandı. İnsanlara rast geldim. Yardımcı oldular bana. Arabamı şu an ben kapıya bıraktım. Kapıdan transporterle araba benim kapım önüne kadar getirilecek. Ben de buradan uçakla ailemle sağ salim eve dönüyorum. Sanayi esnafları da işlerinin oldukça yoğun olduğunu ifade ettiler. Türkiye'ye gelen gurbetçilerimiz bu sıcaklarda daha çok sıcak olmadan hani bir an önce kendimizi Türkiye'ye atalım diye uğraşıyorlar. Bazıları da araçlarının bakımlarını yapmıyorlar. Tam randumanlı bir şekilde Türkiye'ye gelebilmeleri için araçlarının bakımlarını yapmaları gerekiyor ama maalesef bunları dikkate almıyorlar kendileri. Edirne sanayisi için yaz sezonunda yerli halk tatile gittiği için işler aslında düşüyor normalde. Ama gurbetçi halk, gurbetçi vatandaşlarımız onları tamamlıyor. Bize de çok faydası oluyor. Aslında ilaç gibi geliyor diyelim. Yani geliyorlar, biz araçlarının tamir ve bakım hizmetini veriyoruz. Memleketlerine kadar ulaşmalarını sağlıyoruz. Parçası olmasa da en azından tamir ediyoruz. Yolda gidebileceği memleketine götürebilecek kadar onun işini yapıyoruz. Acil müdahalesini.
Çünkü beklemek istemiyorlar. Herkes bir an önce tatiline başlasın istiyor. Gurbetçi arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. Çıkıyorlar oradan 3000 km kontak kapatmadan çıkıyorlar, geliyorlar. Yolda araçlar arıza yapıyor. Biz de burada yardımcı oluyoruz. Şarj draması oluyor. Silindir kapağı, conta yakıyor, turbo kesiyor. Tekerleklerin ısıyor, baltaları bitiriyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meslek yaşamındaki zorluklara rağmen topluma hizmet aşkı ve sorumluluk duygusuyla çalışarak milletimizin sesi ve vicdanı olan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi. 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasıyla demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmış, böylece haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan kurumların da başında gelmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza yansıtılması ve sorunların çözülmesinde çok önemli bir kamu hizmeti üstlenen basınımız, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en önemli vasıtadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basın milletin müşterek sesidir sözü basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Basının görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Demokrasinin çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde değerli bir işlevi olan basın mensuplarımıza bugünlerde her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Biliyoruz ki kamuoyunun ve toplumun hızlı, tarafsız ve doğru haber alma hakkını temin etmek demokrasilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Meslek yaşamındaki zorluklara rağmen topluma hizmet aşkı ve sorumluluk duygusuyla çalışarak milletimizin sesi ve vicdanı olan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yunanistan, Batı Trakya'da öğrenci sayısı yetersiz diyerek Rodop'ta 7, İskeci'de 2 Türk ilkokulu için kapatma kararı verdi. YTB Başkanı Abdullah Eren ise Lozan'a aykırı bir şekilde antlaşmanın 100. yılında 9 okulun kapatılmasına tepki gösterdi. Yunanistan Eğitim Bakanlığı, öğrenci azlığı gerekçesiyle Batı Trakya'daki 9 azınlık ilkokulunda eğitimi durdurma kararı aldı. Batı Trakya'da aktif eğitim veren azınlık ilkokullarının sayısı 90'a indi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Yunanistan tarafından kapatılan Türk azınlık ilkokulları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan Batı Trakya Türklerine yönelik hak ilerlerini sürdürüyor. Lozan'a aykırı bir şekilde anlaşmanın 100. yılında Türk azınlığına ait 9 okul daha Yunan makamlarınca kapatıldı ifadelerini kullandı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da kınama yayınladı. Batı Trakya'da Rodop ve İskeçe illerinde toplam 9 azınlık ilkokulunun öğrenci azlığı gerekçesiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi kapatılması kararına Yunanistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın ardından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği de açıklamalar yayınladı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu kınama başlıklı açıklamasında azınlığın aidiyet ve kimlik hakları noktasında Lozan Barış Anlaşması'nı ileri süren yetkililer aynı hassasiyeti azınlık eğitiminin özerk olarak belirlendiği anlaşma yükümlülüklerini es geçmekte ve görmezden gelmeye devam etmektedir. 14 Mayıs 1991 tarihinde ilan edilen Yasalar Önünde Eşitlik Kanunu'na her fırsat atıfta bulunan fakat geçen yıllar içerisinde bu girişimden öteye geçemeyen azınlık haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında ilerleme yerine gerileme yaşadığımız ülkemizde uluslararası hukukun ve anlaşmanın geçerliliği sadece azınlık aleyhine yorumlanmakta ve karşılık bulmaktadır. Azınlık olarak eğitim alanında alınan bu ve benzeri çağ dışı kararları şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Gümülcine Türk Gençler Birliği kapatılan Türk azınlık okulları ile ilgili yaptığı açıklamada hükümetin azınlık yetkililerinin taleplerini
dikkate almadan aldığı kararların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gümülcine Türk Gençler Birliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla öğrenci azlığı bahane edilerek ülkemiz Yunanistan tarafından azınlık okullarımızın kapatılması geleneksel hale gelmiş ve maalesef 9 azınlık okulumuz daha kapatılmıştır. Görevdeki hükümetin azınlık yetkililerin taleplerini dikkate almadan azınlık eğitimiyle ilgili almış olduğu kararlar asla kabul edilemez. Bu antidemokratik uygulamaları kınıyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığı, Lozan Antlaşması'ndan doğan haklarından mahrum bırakıldığı açıkça ortadadır. Ülkemiz Yunanistan idarecilerinin bir an önce bu yaklaşımdan vazgeçmelerini ve Lozan'da tanınan eğitim özelliğinin iadesini talep ediyoruz. Edirne'de yaşayan 14 yaşındaki Emirtağ Samanoğlu'nun sahiplendikten sonra reis adını verdiği yavru ördekle arasındaki bağ görenleri şaşırtıyor. Yavru ördeği bir an olsun yanından ayırmayan Samanoğlu hayvan sevgisiyle örnek oluyor. Edirne'de yaşayan 14 yaşındaki Emir Taha Samanoğlu, ağabeyinin arkadaşının kutu içinde getirdiği yavru ördeğe gözü gibi bakıyor. Reis adını verdiği yavru ördekle birlikte her gün gezmeye çıkan Samanoğlu, hayvan sevgisiyle tüm vatandaşlara örnek oluyor. Reis ismi yürüyüşünden geliyor. Normalde kabadayılar bildiğin gibi böyle arka kollarını ata ata yürür. Yani yan yan yürür. O da yan yan geliyor. Pertek zaten. Edirne'nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde yavru ördek reisle birlikte dolaşan Samanoğlu'nu görenler gözlerine inanamıyor. Çok tatlı. Çok tatlı maşallah. Ay, nasıl, peşinden nasıl geliyor? Vallahi şaştım abi. Abimin arkadaşı bakamadığını söyleyip abime kardeşim baksın demiş. Ondan dolayı da ben bakıyorum şu an. 2 gün oldu bende kalanı. Sabah, öğlen, akşam bakıyorum, gezdiriyorum, çarşıda gezdiriyorum. Sabah bazen turistler görüyorum. Onlar diyor ki fotoğraf çekilebiliriz falan diyorlar. Ben de evet diyorum. Yani ısırma huyu yok. Sakin, eğitimli. Bizim banyonun kapısı açık oluyor. Geliyor, yatağımı tık tık diyor. Hemen uyanıyor zaten oluyor. Ondan sonra da yanımda yatıyor bazen. Bazen de kendi yatağımda yatıyor. Gözüm gibi bakıyorum bana. Yani bir insanın gözüne bir şey olursa onun da sanki canı acıyor. Hayvanları çok seviyorum. Keşan Belediyesi tarafından kurulan 5 kişilik özel ekip 5 gün 6 gece boyunca aralıksız olarak sadece sahillerde ilaçlama hizmeti yürütüyor. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Arif Güler, müdürlük tarafından mücavir alanlarda yürütülen sinek ve haşere ile mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Yaz döneminde oldukça hareketlenen Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde 5 kişilik özel bir ekiple kapsamlı bir çalışma sürdürüldüğünü belirten Güler, bu uygulamanın Keşan Belediyesi'nde ilk defa hizmete sokulduğunu ve olumlu etkilerinin kısa zamanda görüldüğünü kaydetti. Özel ekibin Erikli, Yayla ve Danişment'i oldukça etkin bir mücadele gerçekleştirdi. ...iştirdiğini dile getiren Güler, ekiplerimiz cadde cadde, sokak sokak çalışmaktadır. Bu kapsamda durgun su alanları, dereler, havuzlar, çöp konteynerleri, bodrumlarda kara sinek ve larva sit ilaçlama çalışması yürütülmekte ve akşamları da araç üstü ULV cihazıyla cadde ve sokaklarda uçkun ilaçlaması yapılmaktadır şeklinde konuştu. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sıcak olacak. Hava sıcaklığının en düşük 21, en yüksek 36 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Fatih Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 14 Taksim 76'daki Nar Eczanesi, Dilaver Bey Mahallesi, Balık Pazarı Caddesi, No 39'daki Reyhan Eczanesi. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.